Öncelikle hocam şunu sormak istiyorum. Evren hep var mıydı? Sonradan mı oluştu? Oluştuysa nasıl oluştu? Önce bunu konuşarak başlayabilir miyiz? Şimdi tabii bu konuşmaya böyle bir başlamamız insanların %90'ını kışkırtacak, onu hemen söyleyeyim. Çünkü biz bir defa yaratılan bir evrene hep inandık. Zaten doğamız da bunu gerektiriyor. Çünkü her şeye bir baş ve bir son koyma şeyimiz var, duygumuz var. Nasıl renklerde, seslerde her şeye sanal bir duygu eklemiştik. Biz zamana da böyle bir şey eklemişiz. Her şeyin bir başı ve sonu olmalıdır diye biz düşünüyoruz. Aslında bir şeyin illa başı ve sonu olması gerekmiyor. Yakın zamana kadar evrenin işte efendim çeşitli şekillerde oluşuna ilişkin bir sürü mitolojik, daha sonra efendim bilimsel öyküler vardı. Ama Hubble 1926'lı yıllarda bütün nesnelerin kırmızıya kaydığını ve birbirinden uzaklaştığını ve bir noktadan ayrıldığını gündeme getirince anlaşıldı ki bir noktadan bir genişleme var. Onun üzerine daha kısa kesmek için anlatıyorum. Buna Big Bang dendi. Yani ezeli patlayış gibi, büyük patlayış gibi. Fakat 1915 yıllarında birileri acaba neden her şeyin bir başı ve sonu olmalıdır? Olmayabilir de gibi bir düşünce geliştirmeye başladılar. Ve o güne kadar bazı atom parçacıkları bulunmuştu. İşte mezonlar, telonlar, nötronlar efendim gibi. Elektronlar. Fakat 12 parçacığın o 6 pozitif 6 negatif olanı var ama bir tanesinde eksiklik vardı. Daha sonra Higgs 1970'li yıllarda bir makale yazarak bu parçanın enerjiden maddenin elde ediliş olabilir diye düşündü. Çünkü maddeden enerji elde ediliyordu, atom bazında olduğu gibi. Ama acaba enerjiden maddeye dönüşü var mıydı? O güne kadar böyle bir gözlem yapılmamıştı. Bütün bunlar toplantıdan sonra diğer bazı evrensel sorunlar da göz önüne alarak işte bir grup Avrupa ülkesi toplanarak CERN'deki CERN yazıyor. CERN'deki atom hadon çarpıştırıcısı dediğimiz işte 28 kilometre çapında olan efendim yüksek enerjilerle çarpıştırılan ve ilk evrenin oluşuna meydana gelen olayları simüle eden bir çeşit taklit edilen bir ortam yaratmaya başlandı. Ve dendi ki eğer Higgs bozonu izi bulunursa evren hiç yaratılmamıştır. Evren hep vardır. Bambaşka bir evrenden bugünkü evrene geçiş söz konusudur. 13,7 milyar dediğimizde bugünkü doğal yasaların olmadığı, başka yasaların geçerli olduğu bir evrenden Newton yasalarının yani zamanın, kütlenin, hızın ortaya çıktığı bir evrene dönüş vardır. Ve Higgs bozonunun izleri bulundu ama anladığım kadarıyla tutucu kesimin tepkisinden dolayı, özellikle de Vatikan tepkisinden dolayı şimdi Higgs bozonu tam anlamıyla piyasaya çıkarılmadı. Ama efendim izi bulundu, yok bilmem şöyle oldu, böyle oldu dendi. Benim de gayri resmi aldığım bilgilere göre Higgs bozonu bulundu. Yani evren hiç yaratılmamış, evren hep var. Yalnız zaman içerisinde şekil değiştiriyor. Her an mimarisini değiştiriyor. Hiçbir zaman sabit bir evren yok. Din kitaplarına söylediği gibi sabit bir evren yok. Sürekli mimarisini değiştiren bir evren var. Ve önümüzdeki zamanlarda ne olacak konusunda da yorumlarımız var ama tabii şu anda net bir şey söylemek mümkün değil. Şimdi tabii insanlar iki şey, bir evren nasıl oluştu, ne zaman gelişti, efendim başlangıcı var mıydı, acaba doğaüstü bir yaratık mı bunu şey etti, söyle yarattı, birdenbire mi oldu, herkes merak ederek bunu tabii soruyor. Ancak bir şey daha soruyor. Bizim dışımızda acaba evrende canlı var mı? Bir, bizim dışımızda acaba düşünen bir varlık var mı? İnsandan daha gelişmiş bir varlık var mı? Doğal olarak bu bizim merakımız.
İnsanı insan yapan en önemli iki unsurdan biri empati, diğeri meraktır. Merak nedeniyle biz ister istemez önümüze gelene soruyoruz. Bu konuda en iyi cevap vereceklerden biri ben olabilirim. Yani onu da söyleyeyim. Yani tabii dünyada değil, Türkiye'de diyelim. Çünkü neden? Hem biyoloji tahsilim var, hem jeoloji tahsilim var. 55 yılda da astronomi, jeoloji, evrimle ilgilendiğim için yani doğruya en yakını herhalde ben yapabilirim diye düşünüyorum. Şimdi bunun için ilk olarak fizik kurallarını iyi bileceksiniz. Kimyayı bileceksiniz, jeolojiyi bileceksiniz, astronomiyi bileceksiniz, üstüne de biyolojiyi bileceksiniz. Şimdi ortalığa çık, her kafadan bir ses çıkmasının hiçbir anlamı yok. Bunlar boş boğazlık. Bütün bunları, bu bilim dalını en az yani söyleneni anlayacak düzeyde bilirseniz bir yorum yapma yeteneğiniz olabilir. Şunu bir defa unutmamak gerekiyor. Hiçbir şey evrende fizik kurallarının dışarısında oluşamaz. Benim bir lafım var. Belki çok kızdırıyor kişileri. Tanrı dahi fizik kurallarının dışarısındaki herhangi bir şeyi yaratamaz, yapamaz. Fizik kuralları bizim için son derece esastır. Mucize. O nedenle mucize yoktur tabii. Yani mümkün değil. Ve bu nedenle de doğru teşhis konusu. Yani zaman zaman yanlış olsa dahi muhakkak bilimsel düşünen bir kafa doğru teşhis kur. Şimdi bu açıdan baktığımızda bizim tabii önümüzde incelediğimiz ve evrende bilebildiğimiz ve de başka bir yerde gözlemediğimiz bir varlık var. O da canlılık. Ama canlılık birdenbire de ortaya çıkmıyor. İşin en ilginci 4.9 milyar yıllık evrimsel süreci izleyerek ve bunların her aşamasına yeni bir basamaktan çıkıyormuş gibi yavaş yavaş evrimleşerek en son insana kadar gelişi inceleyen bir adam ancak yorum yapabilir. Bir de canlıların mekanizmasını iyi bilen birisi. Ve özellikle de ilkel canlılar nasıl yaşıyor? Bu evrimleşme nasıl oluyor? İnsana doğru nasıl geliyor? Onu bilmeyen ve bununla ilgili bilgi birikimi olmayan toplulukların bu konuda bana göre herhangi bir fikir beyan etmesi dahi mübah değildir. Doğru değildir. Mesela benim ülkemde daha doğru düz bir doğa tarihi müzesi kurulmamış. Çocuklarımıza göstereceğimiz herhangi bir dizi halindeki canlılıklarla ilgili herhangi bir doğru düz müzemiz yok. Efendim her çıkar şeyde konuşuyor. Televizyonda veyahut da yazıyor. Bu doğru değil. Onu söyleyeyim. Bu doğru değil. Bunu ancak bilen adamlar dürüst oturup konuşması lazım. Şimdi benim burada size anlatacaklarım 55 yıllık bir biyoloji ve kısmen jeolojiye merak olan ve de bir diploması olan ve astronomide merak olan bir adamın yorumundan ilgili olacaktır. Ha, yanılabilir mi? Yanılabilir. Bilim her zaman yanılgıyı da içerisine kapsar. Ama şunu söyleyeyim. Ortalıkta konuşan adamlara göre yanılma şansı çok daha az olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu açıdan baktığımızda bir canlının oluşturacak molekülün muhakkak değişebilir olması lazım. Yani tepkimeye girip değişebilir, dönüşebilir olması lazım. Bir. İki. Uzun moleküllerden oluşması lazım. Eğer kısa oluşursa 70'ten daha küçük bir örneği molekül olur ise taklit edilebilir. Taklit edildiği zaman da canlı oluşamaz. Canlı oluşamaz. Bu nedenle messenger RNA dediğimiz yani bizim protein kodlarımızı okuyan molekül en küçük 70 birimden meydana gelmedir. 70 birimden daha küçük olursa kopya edilebilir. Özgün olmaz. Özgün olmaz. Efendim benzeri olur veyahut da kendi evrimsel sürecini izlettiremeyebilir. O nedenle 70 şeyden daha fazla birimden daha fazla olmak zorundadır. Ama burada bir sorun ortaya çıkıyor. 70 moleküllük bir dizi ki bu bazen 4000'e proteinlerde çok daha büyük birimlere çıkıyor. Şimdi siz 70 moleküllük bir dizi yaptığınızda onu her türlü sıcaklıkta ortamda siz kırılmadan, değişmeden tutamazsınız.
Ancak küçük moleküller, elementler yüksek sıcaklıklarda belki yapılarını çok büyük ölçüde değiştirmeden kalabilirler. Ama büyük molekülü, kovalent bağ diyoruz. Büyük bir sıcaklık veyahut da farklı bir ortam veyahut da büyük bir ultraviyole ışın veyahut da büyük bir ısı, hatta sarsıntı içerisinde olduğunda molekül ya parçalanır ya özelliğini yitirir. Elimizde yapılan bütün deneyler şunu gösteriyor. Bir canlıyı oluşturan molekül ki biz biyomer diyoruz ona, sağlıklı kalabilmesi için sıfırla 100 derece arasında sıcaklık olması lazım. Onun üstündeki bir sıcaklıkta, moleküller kırılıyor, bozuluyor. Üçlü yapısı, sarmal yapısı, bilmem ne yapısı bozuluyor. Altında da reaksiyon meydana gelmiyor. Şimdi o zaman diyoruz ki evrende bizim bir canlıyı arayacağımız yerin sıcaklığı 0-100. Sıfırla 100 arasında olmalıdır. Tamam mı? Evet. Tamam. İki, bir molekülün çok çeşit yapı, çok çeşit fonksiyonu aynı molekül üzerinden yapabilmesi lazım. Şimdi bunun için elimizde birkaç tane element var. Dört bağ yapıyor karbon. Her tarafına farklı bir şey bağladığın zaman inanılmaz çeşit meydana getirebilir. Ama onu aynı zamanda yapan silis de var. Silis de dört bağ yapar. Ama silisin yaptığı bağlar 70'e ulaştığı zaman kırılır. Bir. İkincisi gaz haline geçmez. Üçüncüsü suda çözünmez. Ama karbonla yapılan bir molekül gaz haline geçer, karbondioksit olarak. Efendim suda çözünür. Ondan sonra binlerce uzunlukta bağ yapsa dahi kırılmaz. O halde demek ki bizim evrende herhangi bir canlı ararsak muhakkak onun iskeleti, ana molekülü karbon olmak zorundadır. Tamam mı? Tamam. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğimizde demek ki bir belli aynı zamanda ışın, yani yüksek enerjili ışınlı olan yerde bağlar polimerize olabilir. Mesela biz güneşin altına çıktığımızda derimiz siyahlaşıyor diyelim. Bir diş hekimine gittiğimizde diş hekimi bir sıvı sıkıyor. Sonra bir tabanca getiriyor. O esasen ultraviyole lambasıdır. Işığı tutuyor. 2 dakika tutuyor. Oradaki moleküller birbirine bağlanıyor. Yani eğer yüksek enerjili ışın olursa sizin molekülleriniz birbirine ya kırılır ya bağlanır ya polimerize olur. Özelliğinizi yitirirsiniz. Demek ki muhakkak bir şeyin şöyle ışının belirli kırılmayacak dalga boylarında olması lazım ki bir canlı oluşabilirsin. Bunun için de bir atmosferiniz olması lazım. Bir, ikincisi ayınız olması lazım. Ay şeyi tutar, gezegenleri tutar. Eğer gezegenin ortasında bir sıvı kısım var ise üstteki kabuk kısmını tuttuğu için alttaki sıvıyla üstteki kabuk kısmı farklı döner. Elektrik alanı meydana getirir. Elektrik alanı manyetik alanı meydana getirir. Manyetik alanı da bizim gördüğümüz atmosfer değil. Kuzey kutbu ile güney kutbu arasındaki manyetik kuşaklar meydana getirir. Allen kuşaklar diyoruz. Onlar da inanılmaz şekilde yüksek enerjili, yani biyomelleri yıkan molekülleri önler. Uzaya doğru savurur. Büyük bir kısmını savurur. Dolayısıyla bizi korur. Demek ki eğer uzayda bir gezegen, biz canlı arayacaksak ortasında sıvı kısmı olan, bir magma kısmı olan, üzerinde kabuğu olan ve de bir tane de ayı olan, yani kabuğu tutacak kadar büyüklüğü olan, küçüğü olmaz. Çünkü Mars'ın da 2 tane uyduruk küçük şeyi var. Ayı var, tutamıyor. Tutamıyor, onun için manyetik alanı yok. Ama şeyin nedir? Belli büyük ölçüde bizim ayımız epey büyük bir uydu olduğu için dünyanın kabuğunu tutar ve dünyanın kabuğu da işte belli bir 3 metre saat daha geç döner içtekinden. Ve dolayısıyla bir elektrik motoru kuvvet yapar. Onunla da yetinmiyor. Ayrıca
yüksek enerjili ışınların korunması, tamponlanması ve geçişlerin düzenlenmesi için bir atmosfer tabakasının olması lazım. Bu ışınların, yani biyomerlerin korunabilmesi için muhakkak bir ozon, O3, ozon tabakasının yüksek enerjili ışınları tutması ve belli boydakilerin geçirmesi lazım ki siz aşağıda bu molekülleri koruyarak ayakta kalabilirsiniz. Yoksa kalamazsınız. Ha, o zaman şu var. Herkes de olmayabilir. Herkes de olmayabilir. O zaman şöyle bir şey olabilir. Derin denizlerin altında, suların altında sanki şeyi varmış gibi, manyetik alan varmış gibi, ozon tabakası varmış gibi korunur. Ve denizlerin altında ilkel bir canlı meydana gelir. Ama hiçbir zaman orada insan olmaz. Çünkü denizlerin altında gelişme şansı fazla yoktur. Dünyada başlangıçta ozon tabakası tam oluşmadığı için denizlerin altında ancak canlılar 1 milyar, 2 milyar yıl orada güneş ışınlarını korunmuş vaziyette süründüler. Niye denizlerde başladı diyoruz? İşte bu nedenle başladı. Bu nedenle de başladı ki yukarıdaki güneş ışınlarından korunsun. Ama bu arada fotosentez bulunup da suyu parçalayıp oksijeni vermeye başlayınca bu sefer bir ozon tabakası çıktı. Ozon tabakası güçlendi. Güçlenince de bizi koruyunca da biz denizlerden üstte daha sonra da karaya çıkma şansını yakaladık. Apaçık. Bu dünyanın, evrenin herhangi bir yerinde böyle olmak zorunda. Niye? Eğer canlı büyük moleküllerden meydana geliyorsa, ki gelmesi de gerekli, böyle bir mekanizmanın olması lazım. Ha, şimdi gelelim su. Evrende su canlı için gerekli midir? Şimdi bu da çok emin olmayabiliriz. Mesela bir amonyağın içerisinde, bir metan sıvısının içerisinde bir ihtimalle, yani çok şey de vermiyorum, olasılık da vermiyorum. Belki çok 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 ilkel prototip halinde böyle bir canlılık gelişebilir. Çünkü neden? Çözücü bir sıvı var ya, bu sıvı kimyasal moleküllerin birbirine etkileşimlerini sağlayabilir. Ama muhakkak bir sıvı ortamında bir canlı oluşmak zorundadır. Niye? Etkileşim kimyasal molekül şeylerin reaksiyonunu yürütebilmesi için. Suyun bu bakımdan çok büyük bir önemi var. Niye diyoruz canlı olması gereken de su var? Bir, siz tuzu kuruyken sodyum ve örneğin klor iyonlarını birbirine ayırmanız için inanılmaz bir enerji sarf edersiniz. Halbuki suyun içerisine attığınızda 100 kat hızlı sodyum ve klor iyonları içerisine dağılır. Niye? Çözücülük özelliği inanılmazdır. İki, çok önemli. Demek ki bildiğimiz en çok şeyden sonra çözeltileri en az enerjiden çözülen şey sudur. Gelelim ikincisine. Bir gram suyu alıp da bir santimetre küp diyelim suyu alıp da 100 dereceye çıkarmanız için 100 kalori verirsiniz. 100 derecedeki bir suyu buharlaştırma için 540 kalori daha verirsiniz. Etti 640 kalori. Bu ne demektir biliyor musunuz? Eğer bizim vücudumuzda su olmasa biz güneşin altına gittik de hemen ya kuruyacağız ya da efendim sulanacağız. Düşünebilir misiniz? 80 derecelik şeylerin içerisinde fırınların içerisinde adam tuğla değiştiriyor. 80 dereceye girip tuğlayı değiştiriyor. Normalde parçalanması lazım 40'tan sonra. Ama sizin ter bezinizden o kadar fazla bir kalori çekiyor sizden buharlaşma için dışarıya veriyor ki kısa bir süre de olsa sizi 38 derece tutuyor. Veyahut da soğukta sizi üşümeden sıcak içinizdeki sakladığı sıcaklıklar sizi tutabiliyor. Yani bu değişmelere karşı inanılmaz bir tamponlama görevi var. Tamam mı? Tamam. 3. Bütün eklemlerimizin arasında sıvı yağlayıcı özelliği var.
ve apolar polar yapısıyla dediğimiz gibi çözücü ve kimyasal bağlar yapma özelliği var. Çok önemli. Şimdi suyun başka özellikleri daha var. O zaman şöyle diyoruz. Bunları periyodik cetvelde taşıyan ve şu anda evrende izini bulduğumuz gezegen ancak su var. Yani başka bizim bilmediğimiz sıvı, bizim bilmediğimiz herhangi bir karışım yok. Bunlar zaten gözlenen. O da nasıl anlıyorsunuz? Herhangi bir şey düşünün, gök cismini düşünün. Buradan bir yıldız, bakın bir yıldız ışığı gelip de buranın atmosferinden geçerse, benim gözlem evim de buradaysa, şuradaysa, gözlem evinden baktığımda buradan geçen ışığı ben analiz edebiliyorum. Eğer bunun atmosferinde veyahut da sıvısında veyahut da burada bir bakır varsa, bakırın bulunduğu yerlerdeki bant siyah renkli görülür. Çünkü bakırı emmiştir oradaki dalga boyunu. Eğer karbondioksit varsa karbon tarafına emmiştir. Eğer oksijen varsa oksijen emmiştir. Eğer flor varsa flor emmiştir. Dolayısıyla arkadan herhangi bir yıldızın içerisinden, yanından, yüresinden gelen bir ışığını ben buradaki gözlem evinde elektrospektroskoplarla gözlediğim zaman bunun bütün kimyasal maddelerinin yüzde kaç oranda bulunduğunu, efendim ne kadar bulunduğunu, hangi maddelerin bulunduğunu adım adım bilirim. Şimdi onlar bilince de ben orada bir canlı olup olmadığını da tahmin ederim. Artı bir şey daha yaparım. Şimdi bakın, eğer bir gök cisminin bir uydusu var ise, şimdi bu uydu böyle burada dolaşıyor bakın. Değil mi? Dolaşıyor. Benim gözlem evim orada. Oradan bakıyorum gözlem evimden buraya. Bu yıldızın bir ışık yoğunluğu var. Orayı sürekli kontrol ediyorum. Bu şeyin gezegen değil. Bu gezegen, bu güneşin, yıldızın bir ışık yoğunluğu var. Hep sabit gibi görünüyor. Ama arada bir bakıyorum ki her bir günde bir, her iki günde bir, her 30 saatte bir, 50 saatte bir bunun ışığı biraz azalıyor. Oradan ben bunun ışığını ölçebiliyorum ya, yani foton mertebesini ölçtüğüm için gelişmiş aletle. O zaman bakıyorum ki bunun bir gezegeni olması lazım. Niye? Çünkü iki günde bir geliyor tam bunun önünden geçerken şuradaki kısmı kararttığı ve ışığı bırakmadığı için bana gelen foton sayısı azalıyor. Azalınca ben farkına varıyorum ki bunun etrafında bir şey gezegen dönüyor. Tamam mı? Gezegen dönüyor. Kaç günde bir dönüyor? Büyüklüğü nedir? Hepsini çıkarıyor. Artı bu gezegen buraya tam yani gelip de tam yıldızın bu tarafından geçtiğinde arkadan gelen yıldızın ışığı eğer o gezegenin atmosferinden geçerse geçiyor. Onu analiz ettiğim zaman gezegenin içerisinde ne var ne yok bütün malzemeyi buluyorum. Şimdi bütün bunları yapıyor muyuz? Bütün bunları yapıyoruz. 1000 ışık yılı ötesine kadar yani atıyorum belki daha fazla elimizdeki aletler teker teker analiz yapıyor. Ve anlıyoruz ki 1000 ışık yılı ötesine kadar şu ana kadar 3800 kadar gezegen bulundu. Bunların yanlış söyleyebilirim yani rakamı hep değiştiği için bunlar diyelim ki 1500 tanesi gözle görüldü. Geri kalanları işte bu söylediğimiz yöntemlerle yani bizzat gözlemiyorsunuz. Bir de gezegen böyle dönerken çekiminden dolayı nesneyi böyle kımıldatıyor. Oradaki kımıldamadan ne kadar büyüklükte bir gezegen olduğunu, kaç tane olduğunu çıkarabiliyoruz. Yani şu anda 3000-4000 gezegen saptanmış vaziyette yakın yerlerde. Ama bunların içerisinde hiçbirinde bildiğimiz oksijen yok. Oksijen bir gezegenimiz yok. Ve dolayısıyla siz 1000 ışık yılı, en azından ben öyle söyleyeyim, 1000 ışık yılı ötesinde selam verebileceğiniz bir canlı yok. Ha bazı yerlerde dediğim gibi bunun kalın katmanların altında korunmuş efendim atmosferik bir yapı var ise yani kısmen korunmuş veyahut da başka nedenle korunmuş tabanlarda bizim ta bundan 3 milyar 4 milyar yıl önce evrimleşen canlılarımız gibi
son derece ilkel efendim bölünme suretiyle çoğalabilen vesaire metabolizmalar düşük canlılar olabilir. Ancak bir canlının benim gibi canlının gelişebilmesi için herkesin merak ettiği bir şey vardır. Acaba bizden daha gelişmiş bir canlı var mı? Esasında derdimiz ne biliyor musun bizim? Şuur altında yatan. Onlar daha ileri gitmişse biz hiç araştırma yapmayalım. Uzun yaşamanın sırrını ondan öğrenelim. Efendim sırt üstü yatıp rahat yaşamayı ondan öğrenelim. %99'umuzun aklındaki bu esasına. Yoksa gelişmiş bir adam iyi matematik biliyor bana matematik öğretecek diye ancak birkaç bilim adamının böyle bir merakı vardır. Yani bizim esasında aslarımız uzaydan gelen adamı çarpabilmek. Dünyadakini yeterince çarptık onları çarpabilmek. Şimdi böyle bir canlı olabilmesi için bir defa oksijenle solunması lazım. Bunu anlattığım zaman bununla ilgili bir kitap yazdım. Şu evrim kitabı dediğim kitap bu evrim anlatmıyorum. Burada bu sorulan daha çok bugün 50 yıldır bana sorulan evrimsel mantıkla düşünme nedir? Mesela bunun içerisinde aynı zamanda uzayda seyahat mümkün mü değil mi? Yaşamak mümkün mü değil mi? Daha sonra geleceğim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Niye? Hayal kurun. Hayal kurun. Ama hayalinizden günlük yaşamımızda hayali yaşamayın. Hayal kurun. Şu ikincisi de bunu anlayabilmeler için ilk bir saniye evren nasıl oluştu, nasıl gelişti? Yani şunu okuyan insan %99 evrenle ilgili temel yapıya sahip olabilir. Gidip ona buna da sormaz artık. Bunu hemen söyleyeyim. Yani niye? Hep fiziksel kimyasal kurallardan bugüne kadar ne bunu? Ha içerisindeki bilgiler değişebilir mi? Değişebilir. Ama anahtarına değişmez. Niye? Fizik kuralları değişmeyeceği için. Şimdi demek ki oksijenle solunması esas. Doğru mu? Doğru. Ama oksijen etrafımızda görünen şey de yok. Yani başka yerlerde de olma olasılığı düşük. Neden düşük? Oksijen son derece oksitleyici aktif madde. İsmi oradan geliyor. Oksitliyor. Dolayısıyla evrende serbest oksijen böyle oh bize girip hemen derin derin nefes alacağımız bir gezegen olabilir mi? Kural olarak olamaz. Niye olamaz? Çünkü olan oksijen zaten orada olan malzemeyi oksitliyor. Bitiyor. Oksijen bağı haline geliyor. Oksitlenmiş oluyor. Dolayısıyla serbest oksijeni bulamazsınız. Peki de serbest oksijeni bulabilmeniz için nereden mümkün? Orada bir canlı olacak onu çözecek. Bitki. Orada bir klorofil veyahut da güneş ışığını almak suretiyle fotodisosiyasyon dediğimiz olayla şeyin suyun ikiye ayrılıp hidrojeni malzeme olarak kullanma oksijeni ortama vermek suretiyle ancak siz serbest oksijeni ortama verebilirsiniz. Dünyanın başlangıcında hele ki oksijen yok. Oksijen olsaydı insan olmazdı oksitleyeceği için. Başlangıçta 1-2 milyar yıl dünyada serbest oksijen yok. Ancak ne zaman fotosentetik bakteriler yani fotosentez yapan bakteriler ortaya çıkınca %16 daha sonra %21-26 oranında oksijen yükseliyor. Yükselince bizim metabolizmamız da uyum yapıyor ve oksijenin etkinliğine göre de çok daha randımanlı çalışıyor. Yani aynen arabaların 80 oktanla benzinle çalışır gibi daha sonra 90 daha sonra %100 oktanlı benzinle çalışıyordu arabalar. Ne oldu? Birisi 50 kilometre giderken şimdi 200 kilometre hızla gidiyor. Aynen öyle. Dünyadaki başlangıçta da oksijenle çalışan canlı yok. Daha sonra düşük oksijenle çalışanlar var. Ondan sonra tam oksijenle çalışanlar oluyor. İşte yani yüksek oktanla çalışan benim gibi düşünebilir. İşte neyse daha aktif olan bir canlı meydana geliyor. Demek ki oksijen şey esas. Ama başka bir gezegende olması için orada bitkinin fotosentez yapması lazım. Serbest oksijen olsa da bağlanacak çünkü. Bağlandım olmaz. Ben onu kullanamam. Pekala başka bir malzemeyi kullanırım. Flor'u kullanırım. Flor oksijenden daha aktiftir. Oksijen bütün nesneleri oksitler. Ama florla yan yana geldikleri zaman testin bayrağını çeker. Kendisi oksitlenir. Flor şeyi oksitler. Oksijeni. Flor oksit olur. Ve daha etkin.
Eğer siz fluoru kullanmaya başlarsanız oksijeni biz kullandığımızda böyle protonu enerji elde etme mekanizmasına, mitokondride çok ayrıntıya girmeyeceğim, yükseltir yükseltir böyle düşürürsünüz. İlk canlılarda ki biz buna glikoliz diyoruz yani canlılarda düşürürsünüz. İki tane birim enerji elde edersiniz. Buna ATP diyoruz. Ama oksijen kullandığınız zaman 38 ATP birden elde edersiniz. Bilmiyorum. Eğer florla işleyen bir yıkım mekanizması bulunmuş olsa, gelişmiş olsa diyelim ki 50 ATP elde edersiniz. O zaman bir birim enerjiden birisinden 2, öbürsünden 38, öbürsünden 50 diyoruz. 50'lik enerji elde eden çok daha başarılı olacaktır. Çünkü az kullanıyor ama muazzam enerji alıyor. Fakat bugüne kadar evrende fluoru olan herhangi bir gezegene rastlanmadı. Herhangi bir gök cismine de rastlanmadı. Yani uzayda fluor anadolu'da çok yaygın olarak bulunan bir element olmadığı için onu da bu tarafa koyuyoruz. O zaman insandan daha gelişmiş bir canlı olabilir mi? Olur. Ancak florla sorulması lazım. Bir, florla sorulması lazım. İki, evrimleşme bizden önce başlaması lazım. Bizim evrimleşmemiz diyelim ki 3.8 milyar yıl önce başladı. Yani canlıların 3 milyar yılda ancak buraya kadar gelebildik. Başka bir gezegende 5 milyar yıl önce başlamış olursa muhtemelen evrimleşme çok daha başarılı olabilir. Bize göre daha yetenekli olabilir. Bize göre daha düşünme yetenekli fark olabilir. Ama orada da oksijen olması lazım. Onu hemen söyleyeyim. Böyle bir olasılık var mı? Hemen şunu söyleyeyim. İstatistik olarak biz koyduğumuzda 1 trilyon defa daha biz dünyanın başlangıcına gitsek, bütün koşullar aynı şekilde devam etse bir Ali Demirsoy'un meydana gelme olasılığı yok. Çünkü istatistik olarak aynı molekülün oluşma şansı yok. Daha gelişmiş olabilir mi? Olabilir. Daha az geliş farklı olabilir mi? Olabilir. Ama Ali Demirsoy olmaz. Nedir bu biliyor musunuz? Herkesin anlayabileceği bir örnek vermem açısından. Siz burada mesela biz dördümüz bir genetik kaynağı oluşturalım. Diyelim ki biz bir genetik kaynağız. Hadi diyelim çocuklar çıkalım 1 milyon yıl sonra tekrar buraya gelelim. Gezelim 1 milyon yıl sonra gelelim. Şimdi siz bak aynı böyle çıktık. Yola çıktık. Birimiz Eskişehir yoluna girdik. Öbürsü Samsun yoluna girdik. Eskişehir yoluna giden adam gözü kapalı. İşte kör saatçi orada kitap. Orada esas rol oynuyor. Evrim hiçbir zaman böyle bizim siyasiler ve bilim adamları gibi ukala geleceği görüyormuş gibi hareket etmez. Olasılıkları olabildiğince seçenekleri artırır. Bunlardan başarılı olanlar seçilir. Başarısızlar elenir. İşte buna da doğal seçme diyoruz. Tamam mı? Yola koydular. Yola koydular. Eskişehir yolu gözün bağlı ya. Hemen çıktın 100 metre sonra bir yol ayrımı geldi. Bu taraftan gittin. Bu taraftan gittiğinizde nereye? Efendim atıyorum Urfa tarafına gittin. Öbürsü Erzurum tarafına gitti. Erzurum tarafına giden yüzlerce binlerce yol ayrımı. Bak düşünün. Hep gözün bağlı. Ayrıldın. Sibirya'ya gittin. Bir de baktık ki 1 milyon yıl sonra sen orada yolda en mutasyona da uğruyorsun. Yeni genler de kazanıyorsun. Sibirya kaplan olmuşsun. Öbür arkadaşımız diyelim ki aşağı gitmiş. Deve kuşu olmuş. Avrupa tarafına giden kaz olmuş. Bu tarafa giden de örümcek olmuş. Tibet'e giden de arı olmuş. 1 milyon yıl sonra toplanıyoruz. Hiçbirbirimizi tanımıyoruz. Niye? Çünkü geçtiğimiz yolun koşulları aynı değil ki seçile hep farklı kombinasyonlar gittiğimiz, yeni kombinasyonlar kazandığımız için farklı canlılar meydana geliyor. Şimdi bir sürü insan diyor ki efendim tekrarlansa nasıl olacak? İyi de siz 10.000 tane yol geçtiniz. Her defasında gözünüz bağlı, her defasında aynı yolu bulabilirseniz siz arı olursunuz. Doğru. Ama öyle bir şans yok. Niye? Siz efendim 10.000 tane yol var ise onun üzerine 10.000 rakamlı bir seçenekler diyorsunuz ki ben bunu bulabilirim. Bulamazsın ki.
O nedenle denize giren, karadan girmiş olan balinanın kuyruğu böyle dikine değil, böyledir. Yunus'un böyledir. Niye? Bulamamış. Ve mümkün değil. O nedenle evrende bir insan bulma şansımız yok. Bak bunu istatistik olarak yok. Ha yoktan şunu kastederiz biz. Olasılığı çok düşük ise, belli bir şeyin altındaysa biz ona yok deriz evrimde. Evrimde yok yok şeyde, bilimde yok yoktur. Yani muhakkak bir seçenek olabilir ama olasılığı çok düşük ise biz ona deriz ki imkansız. Bu nedenle uzayda insan yok, onu bir tarafa koyuyoruz. Gelişmiş bir canlı olabilir mi? Olabilir bu koşullarda. Başka canlılar olabilir mi? Başka canlı olma olasılığı çok daha fazla. Ama gelişmiş bir canlı olma olasılığı çok daha düşük.